Mel 33 yıllık eşinden boşanıp kendisinden 24 yaş küçük kırgız uyruklu bir kadınla evlendi efendim. Eski eşi ve ablası yaşlı adamın mal varlığı yüzünden zorla alıkonulduğunu iddia ediyordu. Birlik olup emekli öğretmeni kurtarmak için Müge Anlı'dan yardım istediler. Taraflar stüdyoda karşı karşıya gelince endişelerin emekli öğretmenden çok mal varlığı ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Açalım bir kapıyı. Hoş geldiniz. Düştüğü hale bak. Müstakil bir villa, 3 katlı triplex bir villası. Bir apartmanı. Ne? Beylikdüzü'nde öğretmenler sitesinde bir dairesi. TÜYAP'ta bir dairesi. Bak. Bir sürü gayrimenkul. Bu kadın bunları öğrenince kadın adamın yakasına yapıştı ve bir daha bırakmadı. Eski eşim bana mesajlar atıyor. Bu kadından beni kurtar, yeniden evlenelim. Ne? Boşanırsa tabii ki tekrar belki bir araya gelebiliriz. Eski gelin görümce bir oldu. 73 yaşındaki adamın 24 yaş küçük eşi tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Stüdyodaki büyük yüzleşmede yaşlı adamın tercihi ortalığı iyice kızıştırdı. Mehmet Bey, ne diyorsun sen? Sen nerede kalmak istiyorsun? Ben bağırıyorum. Tabii. Esas beni istiyor da o farkında değil. İlk karısını istiyor ama dili varmıyor söylemeye. Evet, oldu çünkü boşandık. Evet. Ama istersen ben sana bakarım yine. Yok. Kızların bakma, da bakar. Bakma. Kızların da bakar. Ben de bakarım. Ya. Neden? Evet. Bahar'ı seviyorsun. Evet. 73 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Münir Önel, 33 yıllık eşi Sunay'dan boşandıktan sonra kendisinden 24 yaş küçük Kırgızistan uyruklu Mahliyo ile evlendi. Bu süreçte Parkinson teşhisi konulan Münir Önel'in kansere de yakalandığı ortaya çıktı. Ama aile fertlerinden hiçbiri onun bu zor zamanında yanında olmadı. Sadece benim istediğim kardeşimin sağlığı. Hep memnun. Dedim, gelin beraber doktora gidelim. Nörolojidir. Nereye isteseniz oraya götüreceğim. Beraber gidelim. Yalvardım. Kızı geldi. Dedi ki baba evladı bana. Ben hayır yalan yalan. Abla Naciye ve 33 yıllık eski eşi el ele verip 3 gündür haber alamadıkları Önel'in zorla alıkonulduğu iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Benim kardeşim sapasağlam, boylu postu, yakışıklı aslan gibi bir adamdı. Bu kadın Lados hayatı yaşadı. Resmi nikahtan sonra her gün daha da kötüye gitti. Ben şu anda kardeşimin dili tutuldu. Amacı bir an önce adamı öldürmek, malına konmak. Münir Önel ve 24 yaş küçük eşi de stüdyoya el ele geldi. Ben ne hale düştün be? Nasıl adamdın? Ne hale düştün? 25 yaş büyük senden ne arıyorsun bunun miyim yanında? Onu öldürmeye çalış. Ağlama, niye ağlıyorsun? Ne ağlıyorum? Ne yapıyorum? Sen gelmiyorsun ki. Evlendikten sonra böyle oldu. Anlıyorum. Evet. Sen niye gelmiyorsun hepa? Ben nasıl gelmedim? Müge Anlı 73 yaşındaki adama kimin yanında kalmak istediğini sordu. Bahar ayrılsın mı sizden, gitsin yok, mi? Yok yok. Yok, ayrılmasın. Yani siz memnunsunuz hanımefendiden. Evet. Size bir eziyet ettiği oluyor mu hiç? Beyefendinin yüzünü yok, görelim. Yok, yok. Nerede? Ben kalmak istiyorum diyor. Evet. O zaman bana laf düşmez. Yaşadıkları apartmanın yöneticisi de eski gelin ve görümcenin iddialarını yalanladı. Eşi hanım Bahar yabancı uyruklu. Onun gibi bakanı ben görmedim. İlacından tut, yemeğinden tut, saati saatine, koşturmasından, yürütmesine, gezdirmesine, tozdurmasına. Ben yöneticisiyim ben buranın. Öyle bir şey olsa ben duymaz mıyım? Yemin ediyorum benim karım bana böyle bakmaz. Öyle bakıyor bebek gibi. Malı mülkü olmasa yine bu adamın yanında oturacağınıza inanmıyorum. Ben... Bak her ikimize de inanmıyorum. Ben kusura bakmayın. Bakalım. Mal varlığı ile ilgili tartışmalar bir sonuca bağlanamayınca Münir Önel yine yeni karısıyla yaşadığı eve geri döndü.